daha önce yapılan tam çok uzun ara verilen Ahmet'in bir Sıfet adlı günlerini yapmış. Her sene bunu yerine kadar getirdik. O da dönmez. Türk Güneş Vakfı'na şunu başlıyoruz. Hüseyin Başçı, biz seninle birlikte çalıştık. Kardeşimiz de genel Sıfet Güneş Vakfı'na sunacak komitesi başkan yapısı. İstat Güler'de hoş geldik. Genel Sıfet Güneş'ler arada ilk temsilcisi. Şimdi İsmet Altlı isimler gerçekten efsane isimler. Bunların adlarını sürekli gündemde tutmak ve onların unutulmamaları sağlamak. Bunlar şerefle Ukrayna'nın gönlüne çektiren isimler. Ve hani bir laf var desinden, Türk gibi güçlü lafını söylettiren de isimler. Bunlar. Onun için bunların önüne saygıyla değinmek istiyorlar. Tutup gerekiyor. Şöyle düşünün. Bakın neler çıkmış bizim Çukurova'da. İsmet Altın, dünya ve olimpiyat şampiyonu. Mehmet Karpan, dünya şampiyonu. Mustafa Kurt, golkar arası dünya şampiyonu. Mehmet Çelebi, dünya üçüncüsü. Ayhan Taşkın, olimpiyat üçüncüsü. Zana Bulahari, Türkiye Başkanı Tehbani. Hüseyin Tatlı, Türkiye Başkanı. Şimdi burada, bakın, güreşte çok ciddi bir başarı elde etti. Çok ciddi değerler çıkartmış onlara. Ama sadece güreşte değil. Futbolda, yüzmede, başka başka dallarda efsane isimler çıkartmış. Adana, ne yazık ki soyguları, her şeyde gelebildiği gibi sporcu üretmede de gelebildiği. Yani bu bir konjüktür, bir tesadüf. Ve yine tamamen bu işin böyle çok daha fazla benzerlediğinde bir sporcu. Şimdi pazar günü her sene olduğu gibi saat 10'da Şehit Ardacan Kozan'da yapıyoruz. Ve kumitesi arada düşebiliriz. Kozan bilgisi, Kozan kaynaklandı. Kumitesi gelirse bir güreş ödeyiz. Arana Vali Geçik ve Spor Kumitesi. Türk Güreş Vakfı Anar Şube Başkanı'nda bölgedeki en büyük ve önemli karakçılık güreşlerinden biri. Bu yıl 8 sonra benzerler isimleri Pınar'a koyacak. Güreşlerinde geçen yıl 700 güreşçi mücadele etmişti. Bu yıl 1000'e yakın bir güreşçi bekliyoruz. Toplam ödül 390, 6000 lira olacak bu yıl. Darak netikler 350 bin TL vereceğiz. Katilinde sporcuların güreşi var. Tişört çarptan olup artacak. Ve konuklarımızın federasyonundan çarptan. Teknik komite Hüseyin Hakkı, Recep Kılıç, Mehmet Esenkeli, Ayhan Taşkın, Sabahattin Öztürk, Celal İlker, Abdullah Kavran, Ali Gökbağ, Hüseyin Başçı, Hasan Basri, Kavran. Çok değerli basınımızda bu önemli bu ülkenin gururunda, gururunda bekliyoruz değerli basınımızda. Şehit Ardacan, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde, hemen Kozan Stadyumu'nun yanında güzel bir hazırlık yapıldı, çim sahası düzenlendi Büyükşehir Belediyesi tarafından. Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi birlikte gerçekleştirecek. O yüzden kendilerine hem Zeydan Karalar Başkanımıza hem Mustafa Atlı Başkanımıza Türk Güreşi adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türk Güreş Vakfı Genel Başkanımız Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Ahmet Ayık'ın da hem başkanlarımıza hem basın mensuplarına selam ve sevgileri var. Kendisi de çok yakın arkadaşı olan mezun İsmet Atlı, onursal başkanımız, Türk Güreş Vakfı Adana Şubesi'nin onursal başkanının adına düzenlenen bu güreşlerin devam ettirilmesinden dolayı memnuniyetler ifade etti. Türk Güreşi biliyorsunuz, olimpiyat tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin en çok madalya kazandığı lokomotif olan branşıdır. Toplam şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti olarak 112 madalya kazandık olimpiyatlarda. 1936 yılında Yaşar Erkan'la altın madalyasıyla başlayan serüven bugünümüze kadar, 2024'e kadar devam etti. Tabii istediğimiz çok sonuçlar alamadık ama iki bronzla bu yıl kapattık. Bu 112 madalyanın 68 tanesi güreşte alınmıştır.
yani %50'den fazlası güreş branşında alınmıştır. Bunların 29 tanesi altın madalya, 18 tanesi gümüş madalya ve 21 tanesi de bronz madalya olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihine, spor tarihine geçmiştir. Tabii 1936 yılında başlayan bu serüven Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyada tanıtımı ile ilgili önemli bir kilometre taşı olmuş. Daha sonra 1948 yılında alınan 8 madalya, 1960'da alınan yine 7 madalya ve günümüz 68'de Genel Başkanımızın Ahmet Ay'ın ve Mahmut Atalay'ın 2 altın madalyası ve bu ülkemizin tanıtımına çok büyük katkıda bulunmuştur. Ve Adana'mızdan da 1960 yılında Kozan'ın Çukurören köyünden çıkarak çok meşakkatli bir mücadeleyle 60 yılında Roma Olimpiyatlarında İsmet Attı'nın şampiyon olması Adana'mız için de oldukça önemlidir. Çünkü